Selamlar, bravo, sarsın, Yeni günler, hoş geldin, nasılsın, görüşmeyelim, umarım iyisindir, umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte 35 rank eş yapan, solo modunda 35 rank eş yapan Tonto'nun maçlarını izleyeceğiz. Solo moduna biraz daha önem veriyorum çünkü duo'da win trade var biliyorsunuz. Ve solo'da hiçbir takımı olmayan oyuncular kendi başına, hiç onunla bununla uğraşmadan kupa kasmaya çalışan oyuncular için... Ee, önemli oluyor bu tarz videolar. Geçen Meizi Savaşçısının 35 rank olduğunda videolarını kanala atmıştık soloda. Ve Angelo Savaşçısının 35 rank yapıldığında maçları paylaşmıştık. 55 haritasındaydı onu hatırlıyorum. Meizi güvenlik merkezindeydi. Eş bakalım nerede. E, ee, Tonto 3 tane 35 yaptı. Üçünü de kanala yüklüyoruz. Bu üçüncü videosu oluyor. Eş Savaşçısını da solda yaptı. 10 seviye bir de yani... Ben şey oldu 11 yapacaksam para mara bir şey yükler onu kesin şey 35 yapacaksam kesin 11 yapar da oynarım yani. Aman 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 aman. Bir yandan da şu an bu videoyu çekerken sağ ekranda da Furkan'ın yayını var. Onu da göstereyim size. Bakın Furkan. Açıklamada linki olacaktır. Kanalına abone olabilirsiniz. Lola bin kupa yapıyor. 20 tane bin kupa yaptı. Oyuna da bir buçuk ay önce falan başladı. Öyle takılıyor Furkan kardeşim de. Kenarda onun şeyi var. Ona da bakıyordum videodan önce. Şimdi maçları izleyelim o zaman. e savaşçısını nasıl 35 rank yaptı 10 seviye. Hep birlikte görelim. Evet ilk maçta başlıyoruz. iki tane eş var. Kendisiyle birlikte iki tane eş var şu an maçta. Haritada bu da mı 55 haritası? Oraya benziyor ama orası değil gibi sanki. Yukarıda Daryl var. Aşağıda baz görüyoruz. Yani eşi de yapması çok zoruyor ya. Eşi de nasıl yapmış olabilir? Gerçekten inanılmaz. Tamam canı fazla okey. Ama kolay satılabilecek bir karakter değil canı fazla olmasından dolayı. Atışlara da ne hani 2800 falan vuruyor maksimum. 2800 falan yani. 2 yükü var hadi 3000 vursun. Yalnız bir tane daha eş var. Hemen sattı. Eşle yani bırak birini öldürmeyi birini satabileceğini bile ben kolay düşünmezken demek ki eşle birini böyle öldürebiliyorsun. Yukarıdaki eş sıktı. Bu da sıktı. Baya hızlı öldüler rakibi. Tonton'un dediğim gibi 3. rank 35'i ve 3. rank 35'inde videosunu kanala atıyoruz. Ben Tonton'un maçlarını izlerken şunu düşünüyorum. Ulan bu adam harbiden bayağı soluyor hakim ve e, oyuncular da çok rahat kesebiliyor. Hani mesela ben solo oynadığımda karşıma böyle bir rakip gelse... ...ben derim ki ulan bu adam bu oyun tarzıyla bayağı bir kupa kasıyordur. Belli ediyor kendini yani iyi olan oyuncu. iyi olan oyuncu oyun tarzıyla, o dönmesiyle, yürümesiyle, ateşiyle bile... ...solo'da fazlaca oynadığını belli ediyor. Şu an maçı izlerken ben bunu çok rahat anlayabiliyorum. Siz anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben fazla bu tarz videoları izlediğim için... ...çok solo oynamasam bile bu tarz videoları fazla izlediğim için... E, anlayabiliyorum onu Oynadığım zaman da karşıma gelince de fark edebiliyordum Baz abi hiperini bastı öylesine bastı Birine saldıracağından değil ha Öylesine bastı hiperi Ama öldü Şimdi Bazı bazılar karşısındakine güven vermek için Basıyor şeyi e, Hiperi süperi sağa sola atıyor ama Yani çok Mantıklı bir hamle değildi baz için Şu an 5 yükü var Tonto oyundaki en e, Şey oyuncu Aktif oyuncu şu an bu maçta Solda yine Pinyata. Sağda Cadı Şili. Aa bastı oraya. Abo. Aksiyonu bastı. Bekliyor orada. Herhangi bir şey yapmayacak. Aşağıya bir atış geldi Tonto'dan. Skepi sağda. Dört savaşçı kaldı. Meg, Daryl. Shelly, Shelly attı süperini ama öldü. Skepi kamyondan düştü. Solda Daryl var bu kadar kolay kazanabileceğini ben düşünmüyordum. Çok kolay. Birinci oldu abi. Ve bu oyunla da e, de kaybedeceğini ben düşünmüyorum. Baya 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 güzel erledi bu maç. Hemen isterseniz bir sonraki maça geçelim. Bakalım o maçta neler yapmış. Evet bir sonraki maçtayız. Virüs 8 bit. E, Search. Rosa. Primo. Her savaşlar farklı. Bakalım bu maçta neler yapacak. 4 tane yükü nasıl paylaşacaklar abi. Bir yandan yüke vururken Tamam bir yandan da adam atış etmiyormuş. 1500 vuruyor bakın abi. 2280. Yani en uzanındaki atışı tutar. Yani bir atış yapıyorsunuz ya eşle. O atışın sonuna ne kadar denk getirirseniz rakibi o kadar fazla hasar 2300 vuruyordu. Bak rozu sıkıyor biraz tehlikeli. Aldık artık salsa Rozu'yu hemen oradan çıktı abi. Hemen çıktı. Güzel. Solda Primo'yu görüyoruz. Yukarıda Virüs8 bir tariti bırakmış abi ortaya. Tamam şu an maç güzel gidiyor aslında. Fena değil. Primo'yu dışlamaya çalışıyorlar. Primo'yu dışladılar bile hatta çalışmaktan ziyade. bir oraya yakın olduğu için yükü olacaktır. Şimdi 8 savaşçı kaldı. Ee, Daryl'ı zorlamaya çalışıyorlar. Biraz daha yakın olsaydı EdeTown'da sıkardı ama. Bekliyorlar. Chester, Search, Rosa iki tane. Sprout ve Bit. Sprout da... Yani burada yani bu tarz saçlarda sprout alan birisi mutlaka soloyu iyi oynayabilen, solonun nasıl oynanıldığını iyi bilen bir oyuncudur. Yoksa abi sprout'a kadar savaşçı mı yok yani sen burada sprout alıyorsun. O yüzden bu çocuk büyük ihtimal burada ilk dörde girer diye düşünüyorum. Çok rahat kesiyor mu kesti. Tonto aksesuar da bastı. Hemen kendisini şey yaptı. Şimdi S e savaşçısının süperi olduğu için e satılma olarak çok... E Tercih edilebilecek bir savaşçı değil. Yani o kadar kişi arasından e, gidip de eşi satmazlar diye düşünüyorum. Ve e, 10 seviyeye olan bir eş 35 rank yapmak gerçekten inanılmaz. Bonnie 35 ranka deniyordu. 34 rankta şu an. 1100 e, kupa falan. Onu da yapacaktır diye düşünüyorum. Bu hep 35 yaptıkça bana çok söylüyor. Bırakmıyor beni. Mutlaka videosunu çekiyorum. Normalde bir iki bir iki defa söylenildiğinde hem unutuyorum hem denk gelemiyorum. Zaman ayarlayamıyorum. Ama bu maçları izlemek için ayırmış olduğum zaman... Tonton'un bana fazlasıyla bunu söylemesinden dolayı gerçekleşiyor. 3 gün önce yapmış zaten. Ben ancak şimdi maçlarının kayıtlarını alabiliyorum klanına giderek. Klan da zaten Furkan'ın klanı. Ee, şimdi içeride hiper şarjı olan iki tane Roza var. Yani buradan Tonton'un kupa alması inanılmaz süperi bıraktı oraya. Tam hasarı yiyecektir Tonto. Her ne kadar süperi bıraksa bile artık bit ilk dörde girebilecek Sprut Alanın çok daralmasından dolayı giremedi ilk dörde. Yukarıdaş e, Rosa. Biti öldürdü. Çıkabilecek mi oradan tonto? Çok az yanı kaldı. Abi bir tane daha süper açtı. Bir vuruş daha. Abi o vuruş denk gelseydi alacaktı. Keşke o kadar geriye gelmeseydi. Yine çok güzel bir maç. Yine string gitmediğini düşünerekten burada güzel kupa aldığını düşünüyoruz. 4 oradan da 5 alsa 9 kupa alıyor ikinci olarak. Ve 1200 kupa maçlarıdır bunlar. Gerçekten çok güzel. Sizlere e, savaş gününde göstereceğiz bu maçta. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maçtayız. Feng var, Poco var, Max var. Yine garip garip savaşçılar fazlasıyla garip savaşlar var bu maçta da. Poco. Poco alan birisi de burada yine e, diğer oyuncuların ki, e, bırakaraktan beni de satmazlar. E, beni satmazlarsa güzel ilerleyebiliriz diye düşünerekten Poco almış. Ama tehlikeli. Max'i şu an saldırıyor. Max'in bayağı canını götürüyor. Max'i almayı başardı. Güzel. Max'i aldı. Yükü şu anda iki tontonun gayet güzel. Savaş günlüğündeki maçları da şöyle kenara koydum. Onları göstereceğim sizlere birazdan. Maçlar bittikten sonra. Beş yükü var orada. Bazın. Hmm, tehlikeli. Bas süper alırsa tontoyu kesebilir o yüzden tontonun çok dışarıda kalmaması lazım süperini bıraktı. Tamam. Fengin olması aslında bir nevi tonto için iyi. Çünkü e, herhangi bir satılma durumunda Feng oraya müdahale eder. Müdahale edeceğinden dolayı da herhangi biri satmaz yani orada şeyi. Bir tane atış yapsa evet çok güzel. Kil almayı başardılar ve yükü tontoya bıraktılar. Madem ona ilk atışı ben yaptım o yükü de ben alacağım dedi mantıklı. Şimdi hesaplaşmada şöyle bir şey var. Yük açlığı çok yapmamanız lazım. O yükü ben alacağım şunu ben alacağım şöyle yapacağım falan derseniz sizi satarlar abi öldürürler ona dikkat etmeniz lazım. Yükünüzü birisi çalarsa da nasıl söyleyeyim size çok içerlemeyin İlla yükümü o çaldı ona rush yapacağım diye düşünmeyin onu yaparken kupa kaybedebilirsiniz bu çok önemli. Aha Tonto'ya saldırdı cidden saldırdı bu arada. Baz büyük hata bazın süperi dolardı niye dolmadı İlginç. Şu an iki savaşçı kaldı. Süper'ini bırak kesin alır abi oradaki Feng. Hiç kaçarı bile yok. Çok garip bir maçtı. Diğer özü dediğimiz iki maça göre biraz garipti. Ama buradan da yine birinci olmayı başardı. Baz'ın öyle e, attıktan sonra hiperini geç aktifleştirmesi e, kupa kaybetmesine neden oldu. Güzel bir maç. Tebrikler. Bir sonraki maça geçelim. Evet bir sonraki maçtayız. Bas, Colt, Buster, Otis, Mortis, Kenji, Mo, Ash. Garip garip savaşçılar. Aynı savaşçıdan bir tane bile çok zor. Çünkü çok fazla savaşıyor oyunda artık. 84 savaşım var? Abi çok fazla. Gerçekten çok fazla. Ben de şimdi bütün savaşları tekrardan 1000 kupa yapmaya çalışacağım. Ee, 7 tane savaşım şu an 1000 kupa değil. Ee, Kenji savaşçısını da yakın zamanda 1000 kupa yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne zaman yapacağız. Yukarıda Daryl var. Sağda Kenji. Otis görüyoruz. Güzel. Savaşların farklı olması güzel ama Tonto... Otis'i bir anda öldürdü. Şimdi... E, şunu fark ettim ben. Bu e, modda solo modunda özellikle bu kadar takımlaşmada e, canı fazla olan savaşlar çok tercih ediliyor. İki tane eş var şu an. Bakın. Baz var, bastır var. Yukarıda Daryl var. Yani bunlar canı fazla olduğu için ter tercih edilen savaşlar. Tonto diyor ki aşağıdaki baza saldıralım. Özellikle onu kurban belirlediler ama aşağıdaki bazda şey, e, eşte diğer bastıra saldırıyor. Hiperi de doldu. Bazın şu an biraz sıkıntılı. Süper alması lazım Tonton'un. Oradan kaçıyor abi. Kendisini düşman etti. Ona hiperi de aldı. Olabildiğince kaçtı. Bir tane süper alabilse Tonto güzel olabilir. Çünkü üzerine rastladığı zaman birisi şey yapabilir. Tamam Daryl satmadı onu güzel. Abi bıraktı ama süperi. Başarısız belki birini kesip bir birini keserim diye söyledi ama yok. İşte burada mesela bazın e, biraz içerlemiş olması, özellikle Tonto'nun e, kendisini satalım diye söylemesine içerlemiş olması, garip davranışlar sergilemesine neden oldu. İçeriye bir tane süper denedi. O süperi az önce söyledim ya hani baz böyle bazen boşa süper atabiliyor rakiplere kendini güvendirmek için, güven kazanmak için ama az önceki güven kazanmak için atmadığını biliyoruz. Süper de attı oraya Tonto. Artık e, yeter birini öldürelim. Tamam, bir yükü bırak. Ha. O, o bir yükü bırak. Yalnız o işi de öldürecek. Çok sinirli. Tonto çok sinirli. Kendisinin öldürttüğü bir kişinin, kişinin yükünü bile salmak istemiyor. Yani bunu yapıyorsanız. Mesela bak. Bir tane yükü alıp diğerini salmak genelde caziptir. Onu yapar genelde iyi oyuncular. Ama Tonto daha da iyi oyuncu olduğu için bütün yükleri kendi alıyor. Bu biraz güven meselesi. Kendine çok güvenirsen bunu yapabilirsin. Tonto güveniyor ve yaptı. Yukarıya bıraktı süperini. Yalnız Tonto hiç affetmiyor. Şu an rakipleri hep kesmeye başladı. Hani kardeşim hep biz takımız şöyle diyeceğiz böyle diyeceğiz diye de değil. 7 yükle şu an. 7 yükle şu an. Baz abi. 3.500 Can. inanılmaz. Kenji şurada birinci olmayı başardı. Ben kesin birinci olur diye düşünüyordum. Kaçıncı olduğunu da unuttum. Her ne kadar şu an 3. sırada sıfır kupa almış gözükse de strikten artı 5 almıştır. Ee, kolay kaybetmez zaten Tonto. Derili, diğeri, eşi, meşi ne kadar hızlı kesti gördünüz mü? İnanılmaz. Şimdi isterseniz son maça, 1250 maçına geçelim. Bakalım nasıl 1250 yapmış. Ve 1250 maçındayız. Değerli dostlarım. Arka plan ışığını da açalım şimdi. Ancak aklıma geldi. <laughs> Instagram, Black Gucu TV. Instagram'a girip beni takip edebilirsiniz. Arkadaki tabloları teker teker satmayı düşünüyorum. Çünkü onlardan daha fazla yaptıracağım. Ee, öte yandan farklı figürler, farklı Brawl Stars'la alakalı e, dekorasyonlar var. Onları da yine e, Instagram'dan satmak üzere sizlere e, hikayede paylaşacağım. Az bir zaman kaldı. Bütün detayları orada paylaşacağım. Bakalım. Arka plan işi şimdi aklıma geldi. Normalde videolarda ve yayınlarda hep açardım. Bazen unutuyorum. Şimdi Kenji var yine iki tane hem de. Demek ki Kenji oynuyorlarsa Bin Kupa'ya çok yaklaşmış olmaları lazım. Ki da rakip olmuşlar. Belki 1251'e kısıyor olabilirler. Gale var. Toplam 3 tane mi Kenji var? Güzel. Chester. Willif. Willif güzel savaşçı ama. Wasabi. Ben bu arada Brawl Stars sesi açık oynamaya başladım artık. Normalde hiç Brawl Stars'ın sesini açmazdım oynarken ama artık kullanmaya başladım Brawl Stars'ın sesini. Yayınlarda müzik açmayı da bıraktım. Sarmıyor artık müzik dinlemek e, Daniel, Gale, Willow. Bazen belki kostüm vs'lerini açabiliriz. Süperi bıraktı oraya Kenji. Geriye de geldi. Süperi bıraktıktan sonra kalkanın aktifleştirmesi gayet hoş. Hmm, yukarı yattı Süperi geri geldi. Kenji. Alex orada. Bir tane vuruyor. Tonto vurunca şey yapmaz abi. Bırakmaz. Vuruyorsa abi bayağı götürecektir. O yükü almaya gidiyor mu? Oho, onu aşağıdakini alacak. Abi çok, çok güveniyor kendine. Mesela şimdi, siz şimdi mesela Tonda gibi oynasanız büyük ihtimal başaramayacaksınız eğer çok solda böyle iyi oyna, oynayışa sahip değilseniz. Böyle görüyorsunuz ne kadar rahat satıyor adamları falan ama ilk başta kendini onlara karşı e, güvendirt, güvendirtiyor. Yani güven kazanıyor karşısındaki rakibe göre. Kendi, kendini güvendirdikten sonra güveni sağladıktan sonra satıyor. Ama hani öyle de şöyle satmıyor. Süper alacağım ayağına satıyor. Bak senden süper alacağım diye ateş ediyor. Rakibe diyor ki olan zaten benden süper alacak beni öldürmez falan diye. Pat bir anda lobiye dönüyor adam. İşte bunu yapmak tecrübe gerektirir. Tonto bunu gayet güzel yapıyor. Mutlaka videonun açıklama kısmına yazmıştır Tonto düşüncelerini. Birinci oluyor mu abi? Burada 1250 maçında birinci mi oluyor? Ne yapacak abi? 6 yükle. Açıklamaya bakın. Nasıl oynanması gerektiğini eşle. Yazacaktır e açıklama kısmına. E yani videonun yorumlarına ben onu sabitleyeceğim. Yani kendim bu eş oynamasıyla Tonton'un maçlarını e, dikkatlice izlemeye çalıştım. Benim için en önemli şey eşte 1250 yapıldığında süper doldurma ayağına rakibe kendini güvendirdikten sonra atışları tek tek yapıp bir anda satması. Mesela atış yaparken üzerine raşlamıyor ilk başta. E, bir atış yaptıktan sonra genelde üzerine raşlıyor. Kesemeyecek olduğu oyunculardan da sadece süper almaya çalışıyor. Diğerlerini kesmeye çalışıyor. Hani süper alacak numara yapıyor süper alacağım diye ama atış yaparak rakibe onu hissettiriyor olan diyor benden süper alacak diye sonra adamı gidip kesiyor. Ama bunu herkese karşı tabii ki yapamaz. Herkese karşı yapılmaz bu zaten. O nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Sabit kısımdan da yorumuna cevap da verebilirsiniz. Sorularınız varsa onu da sorabilirsiniz. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenmek. Ee, çok fazla video atmıyorum bu kasılmayla alakalı. Solo modunda rank 35 kasan çok fazla oyuncu yok zaten Türklerden. Olanlar da böyle denk geliyor. Bana söyle ben de onların videosunu, videosunu çekiyorum sizlere göstermek için. Benim de hoşuma gidiyor böyle gerçekten izlemek. Eşi 35 rank yapmak büyük yetenek gerektiriyor ve 11 seviyede değil 10 seviye. Eşyası 9-10'da açılıyor 11 seviyede değil yani. Oradan bir can ve hasar artımı olacaktır. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.